Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Diezinyon'un 12. bölümünü çekeceğiz. En son 69 levelde bırakmıştık karakterimizi. Ben o karakteri aldım. Paramuna soktum. Her müsait zamanda sadece paramundaki ekslerle 73 level olduk. Bütün görevlerimiz duruyor. 73 level %25'i sadece MC chat görevlerini falan yaptık. MC'deki görevleri yaptık. Estant'taki tüm görevler CZ chat'te dahil olmak üzere hepsi duruyorlar. Bu da demek oluyor ki çok kolay 80'e doğru yürüyeceğiz. Karakterin itemlerinden bahsedeyim tekrar. Şöyle bir 7 Iron Impey'miz var. 8 Paper Set'imiz var. Dual artı bir Favorin. Artı 2 Prius Pendant. Dual Old Opal. Şuraya da bir tane Sos aldık. Artı 0 şimdilik. Bunların hepsi tabii ki artı 2 artı 3 olacaklar. Onun dışında 70 kalkanı bunu Eslant'taki görevden aldık. Mecbur aldık bunu. Çünkü int silahı ve kalkan seçeneği sunuyordu. 70 görevi. Onun dışında Sword almayı isterdim. Onu bize vermiyormuş. Günlük görevlerden artık Sword'ları toplayacağız. Şöyle 4 tane taşımız var. 3 tanesiyle hatta gidelim. Sword'umuzu da alalım önce. Diğer Natalya da sürekli pazarda duruyor. Çıkardığımız itemleri ona veriyoruz. O satıyor. Bay pazar kullanmıyoruz arkadaşlar. Natalya da bizim pazar çarımız. Diğer Natalya. ikizimiz Natalya. Tatlışlar. Ya da yok şimdi almayayım arkadaşlar. Şimdi alırsam çünkü basamayacağız. Paramız da yok. Şöyle bir değişiklik de yaptım. Şu Holy Star çok para harcadık. Önce 40 tane yeşil kutu çıkarıp Holistar aldık 10 tane toz 15 tane toz toplam 25 em öyle gitti şimdi bir 20 tane daha lazım bunu golda çevirmemiz için artı silver bar ve buradan 18 tane daha yeşil kutu lazım bu bölümde bunu golda çevireceğiz etkinlik bitmeden bunu yapmamız lazım çünkü bu kalıcı bir şey ve %3'e çıkacak moblara vurduğumuz damage tamam o zaman girelim önce drakilerden bir başlayalım evet arkadaşlar ilk drakimizin burada sonuna geliyoruz Alışla gelmiş bir durum her zamanki gibi yine dropumuz yok ilk draki'mizden ikinciye bakalım ikiyi de aynı şekilde tamamladık geçtik direkt diyordum ki yine klasik bir draki olacak şu son geldiğimiz mob bu arkadaşlar buraya gelmeden sondan bir önceki canavardan weapon breaker'ı attı ondan önce de monster stone ve shell aldık yani tüm droplarımız son draki'den güzel tamam hiç vermemesinden iyidir yani en azından 2 ham 200k'ya selden rahat bir şekilde satılıyor hatta az önce 2 250'ye sattık ikizimizle bir tane bir breaker'ımız vardı. 3 draki'den bir VB bir MS ile ayrılıyoruz. Şu MS'ye de gireyim hemen. Drop varsa gösteririm. Evet MS'den Old Curse ne kalıyoruz? Güzel. Drop almamız güzel. Bunu kırdırırız herhalde. Bu ne veriyormuş? Ha şu bir level çara takınca öldüren item bu. Evet bunu da kırdıralım. Bu arada ikizimizi hemen koyduk arkadaşlar pazara. Şöyle bir çöpçü pazarımız var. VB'yi koyduk. 2 tane bunlar artı 5 FP'ydi. Varıyor 3 tane artı 5 FP vardı. 2 tanesini 7 yaptık. Bilmiyorum fiyatlarını 2 iki buçuk eme koydum öylesine. Judgment scroll'umuz var. Kendi kullandığımız 62 kağıdı ve Vakayemen'in 62 kağıdı. Bunları koyduk. Bunların satılacağını da düşünmüyorum. Öyle boş duracağına koyduk. Bir de Uruk Blade'den mi nereden artı altı her düşmüştü. Artı yediye bastık. Belki 8 e atmak isteyen olur diye bunu da şöyle koymuş bulunduk. Natalya diğer Nataliyi boş bırakmıyoruz sürekli. Bir şeyler koyuyoruz. Evet geldik Narkiye takımızı koyduk. Stop dedik. Bir tane verdi. Tamam 19 oldu bize bir tane daha lazım ve silver bar lazım şunu gold star yapabilmemiz için. Şimdi geçelim Eslant'a bir gargoyle slotunda bir saat farm yapalım. MS'mizi ve bu kalkanı açmaya bes gerekecek bir tane best bankamız da var. Bu kalkanı da bir an önce şöyle artı 4'e falan yansın istiyorum direkt. Çünkü bildiğiniz gibi artı 10 CS'miz var üzerimizde boş boş yer kaplamasın bu kalkan mecburiyetten almış bulunduk. Geldik gargoyle slotuna şöyle TS'mizi basıp direkt başlıyoruz. Ufak bir Ufak bir lag var sanki. Aynen ufak bir lag var. Bir yandan da görevimizi aldık. Görevimizi de yapıyor olacağız. Evet arkadaşlar ilk besimizi erken alıyoruz. Şöyle alalım. 22. mobtan almışız. Hala ufak bir lag var. Ben ağaç var sandım. Cezede ağaç çıktı. Ondan lag yapıyor sandım da. Kesebiliyoruz. Engel değil ama can sıkıcı. Buradan bir MS daha alıyoruz. MS'den takı almıştık. Bugün belki bir tane daha alırız. Takalaya bak. Lag'dan öldük. Lark'tan öldük 15. de. Yazıklar olsun. Evet arkadaşlar slotta öldükten sonra uzun bir ara verdik. Lag'ın geçmesini falan bekledik. Lag geçti. Natalya'nın üstünden para aldık. Pazar çarımızdaki Natalya'nın üstünden Weapon Breaker satılmıştı. Judgment School satılmıştı. 5 küsüren bir para aldık oradan. O da şu anda üstümüzde diğer çıkan bu slottan çıkan MS'ye de girdik. Ondan da drop yoktu. Şu anda 3 tane kaldı sanıyorum bu mobtan. Evet 3 tane kalmış. Bu 3'ünü de keseceğiz ve bu slotu bırakacağız. Gideceğiz. CZ'ye artık bir çıkalım bakalım Biraz NP vermemiz gerekiyor Evet bir 10 dakika kadar trollde durduk arkadaşlar Çok kötüydü orası Saldım direkt SG'ye geldim 10 dakikada 10 küsur dakikada Bir tane TS attı sadece Rezaletti SG'lerin de tamamı boş yahu Burayı da herhalde aynı rahatlıkta döneriz Troll gibi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum Bakalım MP ekle Ha biraz daha az vuruyoruz sadece farkı o. Burayı Iron Impact'le de dönebiliriz aslında nasıl olsa. Mana da atıyor seri bir şekilde. Yanımızdan asas geçti. Vurmadı. 9 .50. 50. Güzelmiş. Hiç farkında değildim yani. Direkt spike'ı vursa öldürdük. Tamam biraz da burada takılalım bakalım. İki tane magi arkadaşımız geldi. Selam verdiler. Uzaktan otur kalk yaptım. Kaçmadım. Tek skill belki uzaktan öldürebilirlerdi sağ olsunlar. Vallahi asas vurdu vurdu kesemedi ha. Kaç vurmuş? 1045, 1.5, 1.400, bir daha 1.5, bir daha bir buçuk. Bir daha bir buçuk. Az önce gördüm onu tavan attım. Şimdi geldim oturacaktım ki burada mageler dönüyor. O üst slot bizim üst slotta dönebiliriz ama bu bize gelip suikast edebilir. Ben hiç güvenmedim şu an Beko'ya. Bizim slota da oturmuşlar zaten. Ya maç Koçovalı. Evet. Kolay oh yes, gelsin reis. <laughs> Mastodon'da kim var? Bir slot kesilmiş. Bir slot duruyor. Ha, burada da Karus Asas var. Okey. Bu az önce yanımızdan geçen. E tamam gidelim onların arkaya doğru bakalım. Yalnız o Asas'a ölme işim beni biraz şımarttı. Eskrim'a e falan vurdu geldi. Vurdu bayağı skilllerini. Kesemedi. Halbuki 4K'da canımız var. Bir şey de yok. Aha da bulduk slotumuzu. Onların arka hobgoblin boş arkadaşlar buraya kolay kolay baskında olacağını düşünmüyorum ancak dönmek isteyen gelir çok sağlam olmadığı sürece de kapışırız herhalde bilmiyorum. Ya laga bakar mısınız laga öleceğiz gene ne güzel farm yapıyorduk ya. Ağaç çıktı kesin, dc de olabiliriz Eren. Dc olduk evet arkadaşlar bir ms daha alıyoruz tekrar sg'ye geldik nereyi bulursak orada farm yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bir tane de kırdırmalık aldık. Bu slottan gezici farma devam. Güzel güzel giderken tek spike'a ölmüş bulunduk arkadaşlar. Zaten üzerimiz doluyordu. İki tane yerimiz kalmıştı. Town atmamız gerekecekti. Zamanlı oldu diyebiliriz. Güzel çöplerimiz var da üzerimizi tam ayarlayamamışız. 166k tek çöp. Güzel. Şöyle 500k. Şu Jenny hammer'ı, Jenny'yi zıvır zıvır bırakalım. Tekrar gidelim. Bir de şeyi fark ettim ya. Ben bu 70 kalkanını aldım da gaza gelip aldım. Yani normal şu günlük mitril taşları görevini yaparken ikisi aynı anda yapılsın diye o görevi de almıştım da bunun arkadaşlar hiçbir önemi yok. Hiç buna masraf etmemize de gerek yok. Bu 70 kalkanını üzerimize şöyle bir kere takalım. Çirkinliğini görelim. Sonra şekil CS'mizi takıp 70 kalkanımızı çöpe uğurladık. Evet arkadaşlar silahımız patladı. Bir tavun atacağız. Hatta Maradon'dan gidelim. Bir de Event Hamlem alalım. Ama ben şu ışıkları da kapatacağım ya. Gözüm acıdı. Heh. Heh böyle karanlık olsun. Daha iyi. Daha iyi daha iyi. Evet slot arkadaşlar çok sardı beni. Gelen giden yok. Yarım saattir burada dönüyoruz. TS'leri 17 yaptık. Onun dışında şu yeni yıl hediyelerinden çok fazla atıyor. 40 tane lazımdı bize bu starı gold yapmamız için. 46 olmuş o da. Çöpleri de satalım hemen. Bu sefer çok değerli çöp olmayabilir ama yine de yaklaşık 1m bekliyorum. Evet, tam 1m arkadaşlar 999k alıyoruz çöplerden. Canına varsın. Çok güzelsin. Ha bu arada bir de şöyle bir item düşürdük arkadaşlar. 44 ataklı Assassin Dagger MP recovery. Ben bunu çöpçü pazarımda her türlü okuturum 3M 5M artık neyse ona bakacağız amblemi alalım tekrar SG'deyiz bir tur bir asas kardeşimiz öldük muhtemelen ölmezdik aynen bu şekilde slotta PM'den konuşurken 1700 vurmuş 1174 vurmuş müdahale edemedim PM'de olduğum için çok da kasmadım açıkçası elimizde kalkan falan da yoktu gelmişken tekrar şöyle çöplerimizi satalım bu arada SC'leri slota gittiğimizde basmıştık 26 dakika boyunca rahatsız edilmemişiz gidince tekrar yenilerini basacağız uzun saatler durmayı düşünüyorum bu SC'ler zaten atılamayan SC'ler. Bunları da bitirip yer açma niyetim var. Çöpler kötü. 461K geldi. Okeydir. TS'miz... TS sayımızda 26. Gidelim slota tekrar. Evet arkadaşlar SC'lerimiz yanıp sönüyorlar. Tam da BDV'ye denk getirmişiz. Bir buçuk dakikası var BDV'nin. iyi denk geldi. 30 tane TS'miz olmuş. Geldiğimizde 6 tane TS vardı. Yani 24 tane kasabilmişiz. Onun dışında bir tane daha Monster Stone aldık. Toplamda MS'ler de 3 oldu. 10 M nakitimiz vardı. 13.600 olmuş. Vallahi güzel devam edebiliriz buraya. BDV'ye bir girelim bakalım. BDV'yi kazanırsak hatta şu MS'lere X kağıdıyla girer ve level de atlayabiliriz. Şöyle parlak bir var yorumumuz var. Burada buff etkilemiyor da AC etkiliyor bayağı. AC'leri atalım. Aha geliyorlar. Keşke bir save atsaydınız be. Verdim ona valisini. Varyora kürünü aldık. Verdik Varyora bir daha valisini. Priest'e kür. Priest'e tekrar kür ve hel. Ölme. Ölemezsin. Save verselerdi biz dalardık. Save vermediler yahu. Bam. Kaç vuruyorum? 700. Fena değil. Bıçak. <laughs> Aynen o, aynen o. Onu ben keserim ya. Hop. Kesemiyormuşum. 900 800 vuruyoruz. Torları var. O problemmiş. Or açıyor adamlar. Neyse biz atak yapmayalım. Şöyle partiyi tutmaya çalışalım. Kür dağıtalım en azından. Lex'e hel yetişmedi evet. Bizim de AC'miz yok. Bize de vuruyorlardı. Hop 1920. Level atlarsak işte alacaktık 10K'yı da. Sonunda SV geldi be. Tamam aldım AC'mi. Daha hiçbir şey yapamazsınız. Varıyor gelişine Malis. Tut. Sana bir kür. Sana bir hel alacağız. Çok uzaksın sen. Şok indiririm ben ya. hata tamam kesti. Priest'a tor geldi. Evet vuruyoruz. Vuruyoruz ve indiriyoruz. Bize saymasa da katkımız büyük. Okçuya da çok iyi vuruyorduk ki Priest'e mi? Tamam Priest oynayalım. Aynen Priest düşerse hepsi düşer. <laughs> o oh, dünyanın en güzel youtuberı geldi demiş Dark Organ ve Jere Mente de takipçilerimiz onlara da çok selam bu arada Priest'te hiçbir şey olmaz bizim Priest'imiz daş gibi <laughs> Muro gel kapışalım seninle. Tangle'la mı kapışalım? Tamam hepinizle kapışacağım. Gelin abi. Tamam. Aldın o mana çekmeyi de. Evet dostum. Sen deyim. Hazır mısın? Dönüyorum. Bam. Bam. Üf ne kestik be. Ne kestik be. Bekle seni de keseceğim. <laughs> tamam mı çektin. Okeysin. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Aldım elimi. Hazırsan sana dönüyorum. Gel buraya gel. Kaçma. Kaçma serseri. Ay ay bir tane daha vursaydım ne vuruyoruz bir buçuk bir buçuk daha yedi ayrının pekle ben buçara çara item dizdiğimde buralar yanacak. Sonra bir daha mal isterken tamam kaçtık kaçtık kaçtık. Kaçtık bir anda. Yani ilk defa öldük be kötü. Bitirdiler ya galiba. Bitirirler yani bu skorla şu anda her an bitebilir. İyi, kaybetmemize rağmen X kağıdını almışız. Şimdi bunu basıyoruz. 3 tane toplam Monster Stone'a gireceğiz. 361 milyondayız. 550 milyon lazım level atlamaya nereden baksak. Nereden baksak değil tam 189 milyon X lazım. Yani çok zor da. 3 monster Stone'da bayağı bir zorlayacağız level atlamayı. Rap'lerimiz tam mı? Tam şuradan SV'yi de aldık hemen. Haydi bakalım. MS'deyken bir yandan pazara bakıyordum. 7 destroyer'i çekmişler. <laughs> Dediğimiz gibi oldu. Fantazi deneyecek birisi. Onun dışında şurada da Şöyle bir HP recovery item düşürdük arkadaşlar. Halbert artı 4. Bunu SG'den düşürmüştük. CZ'de. Bilmiyorum bunu da koyarız da bu kolay Satılmayabilir yani şey gibi o Scorpion site gibi can dolduruyor ama o kadar doldurmuyor tabii onunki 30 mu ne NHP recovery'si deneriz koyarız bunu da bu arada son ms'deyiz ilk ikisinden drop alamadık ama 80 milyon x kasmışız hadi artık ölsen de de evet bakıyoruz son ms'miz de boş gidelim şimdi şu quest ms'yi alalım da bir basalım. Evet arkadaşlar geldik Maradona quest'imizi alıp bu arada who is isimli arkadaşlar takipçimizmiş dedim peki sence quest ms 4'e yanar mı? Sen basıyorsan yanar demiş. Doğru söylüyor. Questlerle aramız hiç yok. İki buz bankada vardı. Bir besi gargoyleden çıkardık. Şimdi parayı harcayacağız. Harcamadan önce ne yaptık? Bugün 20'nin üstüne rahat çıktık. Başlarken bir buçuk M civarı bir paramız vardı. 14 M'i de geçmişiz. 30 tane TS var. Sel pazara koyacağız. 4.5 M civarı oradan gelecek. Onun dışında Spell çıkardık bir tane. Monster Stone'dan aldığımız takıdan. O da 1 M yapıyor. Başka hatırlamadığım bir şey yok. VB'yi falan sattık zaten. Aldık parasını ikizimizden. Evet öncelikle şuradan bir tane bu alalım. Muhtemelen o son bus olabilir. Çünkü 4'e yanabilir. Evet MS'miz 3 arkadaşlar. Bakalım. Bakalım 4'e yanıyor muymuş? Güzel item ya. STR falan da veriyor. 7 olsa 8'e de yürürüz. 9'a da yürürüz daha sonra. Evet. 4'e yanma bakalım. Bir 6 yapalım seni önce. Derken işte budur. 4'e yanıyor arkadaşlar. <laughs> Şaşırdık mı? Kesinlikle hayır. İyi tamam yanacaksa böyle yansın. Bizi masrafa sokmasın. Her zaman bunu savunurum. Yanan item dörde yansın. Lütfen direkt olarak. Evet şu anda Holistar'ı da alabiliyoruz. Bunu da Gold'a yükseltebiliyoruz. Ama acelesi yok onun. Gideceğim şu itemi de ikizimize vereceğim. Hatta onun pazarını da tekrar göstereyim size. Çöpçü pazarımız neredesin? Evet burada 5M'e koyduk. Map Recovery Assassin Dagger'ımızı. Bir tane Iron Impact artı 1 var. Bunu 1M'e koyduk. FP'ler bunlar zor satılacak herhalde. De dursunlar TS'leri vereceğiz. Bunu vereceğiz ve pazara koyacağız. Bu bölümümüzün de bu şekilde sonuna gelelim arkadaşlar. Karakterimizi geliştirmeye devam ediyoruz. War Premium'un 7 günü kaldı. 7 gün sonra DC Premium'la birlikte çılgın itemler eklemeyi düşünüyorum. karaktere. eline güzel bir itemden ziyade diyorum acaba önce takıları mı üçlesem de nasıl olsa MP recovery ile dalıyoruz çoğu şeye. O konuda da bir fikrinizi alırım. Siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.